Herkese merhabalar. İlk tekrar programımızda fen bilimleriyle dersimize başlıyoruz. Süper bir ders olacak çünkü fen bilimlerinde mevsimler ve iklim ve DNA genetik kod iki tane koskoca üniteyi tekrar edeceğiz. Gerçekten çok önemli üniteler çünkü bakın burada mesela mevsimler iklimden kaç tane soru çıkmış seneler bazlı. Aynı zamanda DNA genetik koddan ki zaten her şeyi anlatıyor. Neredeyse sınavın dörtte biri 2021'de. Hatta 2020'de tabii birazcık daha konu ağırlıkları değişikti ama neredeyse yarısı gerçekten çok önemli bir konu olduğunu bize bunun gösteriyor. Yani istatistik analizlerle ispat edilmiş bir gerçek. Dolayısıyla bu iki üniteyi tekrar edeceğiz sizinle beraber. Sorulara baktığımız zaman orta seviye ve zor seviye sorular da var ama kolay sorular da var. O yüzden endişe etmeyeceğiz. Bunlar kolay üniteler. Bu iki üniteyi tekrar edip eksiklerimizi tam manasıyla bitirmiş ve ikinci döneme harika bir başlangıç yapmış olacağız diyoruz. Tabii ki programımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Bütün konuları teker teker tekrar edeceğiz. Hiç alttan konu eksiğimiz kalmayacak. Ve bunu yaparken biliyorsunuz Türkiye'nin her tarafına dağıttığımız aslında kitapçıklarımız var. Hatta şimdi buradan göstermek istiyorum. Bu kutunun içerisinden de çıkıyor. LGS tekrar programları var. Bu LGS tekrar programlarını düzenli bir şekilde gün gün takip ederek başarıya ulaşacağız. Temel ve nitelikli olacak şekilde iki farklı program var bu kitapçığın içerisinde. Türkiye'nin her yerindeki Tonguç kitapçılarında aşağıda linki var hatta kendinize yakın olan. Ücretsiz bir şekilde bunu alabilirsiniz. Ve aynı zamanda bütün ödevlendirmelerimizi ilk tekrar setimizden, LGS ilk tekrar setimizden yapacağız. Sadece birinci dönem konuları özellikle ve dolayısıyla bu setin içerisindeki denemeleri çözeceğiz. Aynı zamanda yeni nesil Türkçe matematik soruları çözeceğiz ve ilk tekrar LGS tüm dersler kitabıyla da bütün tekrarlarımızı tamamlamış olacağız diyoruz. Ve hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Biliyorsunuz aslında bu bir maraton. LGS'ye gidinceye kadar biz ilk tekrarımızı yapacağız ilk dönemde. Yani sömestr tatilinde. Ardından son tekrarımız Mayıs ayında yapılacak. Ve süper bir şekilde LGS'de en iyi liselere gireceğiz diyoruz. Hedefimizi yükseklere dikiyoruz. Ve şimdiden söylemek istiyorum. LGS ilk tekrar programımızda bir modelimiz var aslında. Yani öğretim modelimiz var. O da şu. İlk başta büyük resim. Yani İngilizlerin söylediği gibi big picture dedikleri. Yani büyük resme bakacağız bir. Büyük resme baktıktan sonra konu özetlerini teker teker yapacağız. Ve ardından yeni nesil sorular çözeceğiz. Ve birinci dönemle alakalı tüm konuları taramış ve altyapımızı çok iyi kuvvetlendirmiş olacağız. Unutmayalım, birinci dönem konuları LGS'de özellikle çok temel konular. Hatta hemen şuradan size göstermek istiyorum. İşte burada, bu arada Zoru Bankası'nın Eko kitabı da çıktı. Onu da şimdiden size müjde olarak vermek istiyorum. Aslında baktığımız zaman birinci dönem konularına bizim ne var? Mevsimler oluşumu var. Aynı zamanda DNA genetik kod ünitemiz var. Aynı zamanda basınç ünitemiz var. Aynı zamanda madde ve endüstri ünitemiz var. Madde ve endüstrinin tabii belli bir kısmına kadar. İşte bu dört tane ünitemiz çok değerli, çok temel. Aynı şekilde matematikte de böyle, Türkçede de böyle. Dolayısıyla birinci dönemi çok iyi bir şekilde tekrar etmemiz gerekiyor. İşte ilk tekrarın temel amacı bu. Hadi bakalım o zaman büyük resimle başlayalım. Sonrasında konu özetleriyle devam edelim. Başlayalım dersimize. Birinci dönem fen konuları neler var? Öğrenelim mi seninle beraber Tonguç? Hocam biliyorum konuları zaten ama tam toplamda, öğrenemedim. Toplamda büyük resmi görelim. Mevsimler ve iklim, DNA genetik kod, basınç ve madde ve endüstri konumuz var. Madde ve endüstri çok geniş bir ünite bu arada. Isı ve sıcaklık kısmı bunun sonraki kısmı. Öncesindeki işte periyodik sistem, fiziksel kimyasal değişimler, kimyasal tepkimeler ve asitler bazlar ilk kısmında olan yani birinci dönemin konuları. Şimdi seninle bunları tekrar edeceğiz ama öncesinde mevsimler ve iklimle başlayacağız. Hocam kaç soru çıkar onu söyleyeyim. Zaten önemli olan bu. Sınava çıkma ihtimallerine göre 1'den 5'e kadar numara vereceğiz Tonguç abim. Mevsimlerin oluşumu, mevsimlerin başlangıç tarihleri, iklim ve hava hareketlerinden sınavda soru gelir mi? Bir kere biliyorsun ki toplamda 8 tane ünitemiz var. Dolayısıyla fen kısmında bizim yapacağımız bu ünitelerin aslında içeriğinden eşit dağılımlı bazen de bazı ünitelerden bu daha geniş bir ünite olduğu için mesela daha fazla soru gelebiliyor, daha az soru gelebiliyor. Mevsimler ve iklim ünitesindense bizim gözlemlediğimiz aslında şu.
İklim ve hava hareketleri ve mevsimlerin başlangıç tarihleri gerçekten en fazla çıkabilecek şeyler. Mevsimlerin oluşumunu da bilmemiz gerekiyor. Bu da altyapıyı oluşturuyor. Dolayısıyla mevsimlerin oluşumundan kendi başına soru gelme ihtimali birazcık düşük olduğu için 3 diyorum. Ama mevsimlerin başlangıç tarihlerinden yorum ve analiz soruları, grafik okuma soruları daha çok geliyor. Ve iklim ve hava hareketlerinden de Tonguç Erenmeyim tek başına soru gelme ihtimali gerçekten çok yüksek. Dolayısıyla bu üniteden zaten çok kısa bir ünite olduğu için soru gelme ihtimalleri çok yüksek diyoruz. Ve bunu beraber seninle işlemeye başlayalım. Sonrasında DNA genetik koda geçeceğiz. Çok kapsamlı, çok geniş ünite. Onu da göreceğiz. Hadi bakalım şimdi mevsimler ve iklime geçelim. Şimdi mevsimler ve iklime başlıyoruz. Mevsimlerin oluşumunda bir kere nelerin etkili olduğunu, sonra başlangıçlarda 21 Aralık, 21 Haziran bunları göreceğiz seninle beraber Tonguç Erenmeyim. Aynı zamanda iklim ve hava hareketlerine bakacağız. Heyecanlıyım hocam. 6 adımda seninle mevsimler ve iklimi işleyeceğiz. Çok basit, hızlı bir şekilde konu özeti yapacağız. Merak etme Tonguç Erenmeyim. Şimdi dünyanın eksen eğikliğinden başlıyoruz. Dünyanın eksen eğikliği aslında mevsimleri oluşturan şey. Dünyanın eksen eğikliği dünya ile şöyle düşünelim. Bak, ekvator düzlemi ile dünyanın dolanma düzlemi arasındaki açı 23 derece 27 dakika. Sen 23 dereceyi bilsen şimdilik yeter. Yani normalde dünya böyle düz değil de hani şöyle değil de şöyle tabii böyle boynu bükük duruyor. Boynu bükük durduğu zaman işte buradaki açıya 23 derece 27 dakikalık bir açı derece açı diyoruz. İşte bu dolanma düzlemiyle dönme ekseni arasındaki bu açı bizim mevsimlerimizin oluşmasına yol açıyor. Ne demek bu biliyor musun? Ne demek bir kere hocam? Şunu bilmemiz gerekiyor Tonguç Erenmeyim. Güneş ışınları eğer bir yüzeye dik gelirse o yüzeyi daha çok ısıtır. Bir yüzeye eğik gelirse o yüzeyi daha az ısıtır. Yani daha fazla ısı enerjisi dik gelen yüzeylerde oluşurken hava sıcaklığı çok oluyor Tonguç Erenmeyim benim burada. Hani mesela güneş tepemden geliyor. Neden? Çünkü yakıyor beni. Yani gerçekten çok ısıyor. Yanıyorum ya abimi. Yazın ne diyorsun? Yazın sıcak günlerini hayal et. Orada ne oluyor? Güneş dikine geliyor. Ama daha az ısı enerjisi olabilmesi için güneş böyle yatay mesela güneş tam doğarken veya güneş batarken böyle yataydan gelir ışık. Yataydan geldiği zaman seni çok rahatsız etmez. Isıtmaz yani. Dolayısıyla daha az ısı enerjisi oluyor ve hava sıcaklığı dolayısıyla daha az oluyor. İşte bununla aynı dünya hani gün içerisinde yaşadığımız güneş tepeye çıkınca bizi yakıyor. Güneş batmaya yakın veya doğarken aslında ne yapıyor? Bizi yakmıyor. Bize daha az ısı enerjisi verdiği için hava sıcaklığı az oluyor gibi düşünebilirsin. Öğlenin tepesinde güneşin ışığının fazla dik gelmesinden kaynaklanıyor. Peki dünyanın güneş etrafında dolanımıyla bunun ne alakası var dersen, dünya aslında düzleme açısından sanki böyle bir adam gibi düşün dünyayı Tonguç Erenmeyim benim. Böyle bak güneşe boyun eğmiş görüyor musun? Boynu eğmiş. Bükükler. Ama bu şekilde dolaştığı zaman Tonguç Erenmeyim benim güneşe boynu bükük olduğu zaman. Şimdi dünyanın hani bu üst kısmına biz kuzey yarım küre diyoruz ki biz dünyanın üst kısmındayız Tonguç Erenmeyim. Yani dünyayı şöyle düşünürsek burası kuzey yarım küre, burası da güney yarım küredi. Bunları hatırlıyoruz zaten hızlı bir şekilde. Biz buradayız Türkiye olarak kuzey yarım küredeyiz. Yani biz göğüs kısmındayız. Göğüs kısmına bak dikkat ettiysen dik geliyor ışınlar. Dolayısıyla göğüs kısmı yazı yaşıyor. Biz zaten kuzey yarım küreye göre konuşacağız. Biz çünkü oradayız. Bunun tam tersi de güney yarım küre olacak. İşte dünyanın kuzey yarım küre yani bizim olduğumuz tarafa dik geldiği kısma biz 21 Haziran diyoruz. 21 Haziran bizim için yaz aslında gün dönümü oluyor. Ve burada şunu bilmemiz gerekiyor. Yaz mevsiminin en sıcak günü, en uzun günün olduğu yer 21 Haziran'dır Tonguç Erenmeyim. İşte biz bu noktada yani üç bölgesinde aslında yaz mevsimini yaşıyoruz. İkide ise buradan böyle yazdan sonra ne geliyor Tonguç Erenmeyim benim? Kış. Saçmalama ne diyorsun? Şimdi saat böyle dönüyor hatırlıyorsan. Biz de saat yönünün tersine dönüyoruz. Dünya güneşin etrafında saat yönünün tersine dönüyor. O zaman şöyle bir dolanıma sahip. Yazdan sonra gelen mevsim nedir Tonguç Erenmeyim benim? Sonbahar değil mi? Dolayısıyla dört bölgesinde sonbaharı yaşıyoruz. Şu bölgede sonbahar yaşıyoruz. Sonrasında kış, sonrasında ilkbahar, sonrasında yaz mevsimini yaşıyoruz. O zaman şöyle saat yönünün tersine bir dönüş var. Bizim burada bilmemiz gereken şey şu. 21 Haziran'da kuzey yarımkürede Türkiye yazı yaşarken 21 Aralık'ta kuzey yarımkürede Türkiye'de
kış yaşanır Tonguç evladım benim. Kış yaşandığı zaman da aslında bizim için en kısa gündüz, en uzun gecedir. Dolayısıyla gece gündüz süresi... Kışın geceler çok uzun hocam. Sorularda çok soruyorlar. Gerçekten şöyle söyleyeyim. Ekinoks tarihlerinde yani 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde Tonguç evladım benim. Aslında 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde ekinoks yani 12 saat gece 12 saat gündüz vardır. Ama 21 Haziran zamanında Kuzey Yarımküre'de en uzun gündüz en kısa gece. 21 Aralık'ta ise Kuzey Yarımküre'de en kısa gündüz en uzun gece yaşanır. İşte zaten şununla alakalı sorular gerçekten çok geliyor. Bu sene de bekliyoruz. Çünkü gece gündüz farkı aslında mevsimlerin oluşmasıyla çok bağlantılı diyoruz ve dolayısıyla birbirleriyle çok iç içe konular diyebiliriz. Bizim burada hatırlamamız gereken en önemli unsurlardan bir tanesi Tonguç evladım benim. Bak bir de hemen şöyle yapalım. Bu bir kış dedik. Şu bölgede şuna bir yazıyorum. Bunları siliyorum. Bu ara geçişleri yazmayalım. Ondan sonra şurası ilkbahar. Sonra kıştan sonra ilkbahar gelir. 2 yazdım buraya. Sonra 3'te yaz yazdım. Sonrasında 4'te ise sonbahar yazıyorum. Kış olmasın artık bu. Bu 4'ü de buraya yazdım. Yani 4 mevsim yaşanması da bununla bağlantılı. Hemen Kuzey Yarımküre için tarihleri yazıyorum. 21 Aralık diyorum. Bunlar çok önemli. Sınavda çok çıkıyor. 21 Mart diyorum. Mart'ta ilkbahar başlar biliyorsun. 21 Haziran diyorum. Yaz mevsimidir. Yazın gün dönümüdür. 23 Eylül de Tonguç evladım benim bizim için sonbahardır ve bunlar ekinoks tarihleridir. Bunlar da gün dönümü tarihleridir Tonguç evladım benim. Peki geldik hava olaylarına. Ha bu arada şunu söylemek istiyorum. Efendim hocam. Bizde yaz yaşanırken Brezilya'da yani Güney Yarımküre'de kış yaşanır. Rio de Janeiro. Bizde kış yaşanırken Arjantin'de veya Avustralya'da yaz yaşanır. Tam tersini onu söylemek istiyorum. Hava olaylarına baktığımız zaman güneşten gelen ısı enerjisine bağlı olarak oluşan bir basınç, rüzgar, nem, yağış gibi sıcaklık gibi değişkenler ortaya çıkıyor. Mesela Tonguç evladım benim, ısınan hava genleşir ve yukarı çıkar. Yukarı çıkarsa ne olur? Tonguç evladım benim, bu tarafta alçak basınç oluşur. Alçak basınç alanı oluşursa, diğer tarafta da yüksek basınç alanı oluşursa, yüksek basınçtan alçak basınca doğru bir rüzgar eser. İşte bu rüzgar aslında havanın sıcaklığıyla oluşan basınç farkından dolayı ortaya çıkar ve sıcaklığı dengelemeye çalışır aslında. Tabii burada bu sırada rüzgarla beraber taşınan bulutlar nemi de havadaki nemi de taşır. Soğuk havayla karşılaşınca bu nem yağış şeklinde aşağı yeryüzüne çöker. Bunlar ne olabilir? Yağışlar, yağmur, kar, dolu olabilir. Çok soğuk havalarda kar ve dolu yağabilir. En sevdiğim kar hocam, okullar tatil oluyor. Ve geldik havadaki nem işte gökyüzüne yakın bölgelerde yoğuşursa yağmur, kar, dolu oluyor dedik. Çok soğuk hava karşılaşırsa kar, eğer bir anda böyle buz gibi olursa dolu yağmış olur. Yeryüzüne yakın bölgelerde ise çiğ, kırağı ve sis olabiliyor havadaki nemin aslında yeryüzüne görüntüsü. Kırağı daha soğuk ve buz tanecikleri gibi düşünebilirsin. Çünkü sis de yüzey bulutu olarak düşünebilirsin. İklim ve hava hareketleri zaten sınavda sorunun geldiği kısım gibi de düşünülebilir. Çünkü geniş bir bölgede çok uzun zaman içinde kalan hava şartlarına biz iklim diyoruz. Belli bölgede kısa sürede etkili atmosfer olaylarına hava olayları diyoruz. İlgilenen bilim dalı meteoroloji olan hava olayıdır. Klimatoloji olan da iklimden aklına gelsin. Klimatolog da onunla uğraşan bilim adamı, meteorolog da bununla uğraşan bilim adamı. Yani birazcık hava tahminleri yapıyor. Tahmini sonuçları olan şey de hava olaylarıdır diyoruz. Mesela bugün hava yağmurlu olacak. Bu bir hava tahminidir. Bu bir hava olayıdır. Ama Akdeniz bölgesinde iklim yazları kurak ve sıcak. Bu o zaman bu iklimdir diyebiliriz. Küresel iklim değişikliğine baktığımız zaman küresel ısınmanın etkisiyle tabii biz de ne yapıyoruz? Bir sürü fabrikamız var, bir sürü araçlar İnsanlar var. İnsanlar sürekli gaz çıkarıyor. Zehirli gazlar bilmem ne yapıyoruz. Sonrasında doğayı kirletiyoruz. Doğada atmosferin dengesini bozuyoruz. Penguenlere yaşayacak buz bırakmadık. Küresel ısınmaya yol açıyoruz. İşte bu küresel
Isınma da sera etkisinden, bu sera gazlarını bizim çok yaymamızdan dolayı ortaya çıkıyor. O yüzden sürekli pırtlamazsan çok sevinirim. Dikkat ediyorum hocam, az pırtlıyorum. Ya, bu sera gazları işte aslında sera etkisi oluşturarak yeryüzünün sıcaklığını arttırıyor. Ve ileride buzullarımızın erimesi, ki zaten bu, ileride değil şu anda bile erimeye başladı. Buzulların erimesi, aynı zamanda havanın kalitesinin bozulması ve bir sürü problemlerle ortaya çıkacak iklim değişikliği gündeme geliyor. Küresel iklim değişikliği. Bundan korunmanın yolları da işte temiz enerji kaynaklarına geçmemiz, fosil yakıtlardan kurtulmamız, aynı zamanda da çevreyi koruyan koruyan ağaç dikmeyi yaygınlaştırmamız ve benzeri bir sürü yöntemi var. Hadi gel bakalım seninle beraber yeni nesil, beceri temelli, gerçekten insanı birazcık sınayan, sınayıcı tarzı soruları beraber çözmeye başlayalım. Bir kere böyle bir soruyu gördüğünde ne yaparsın Doğmuş abi? Hocam öncelikle bir tırsarım hocam. Çünkü soru çok uzun, çok büyük. Sonra da bir şey yapamam. Boş bırakırım herhalde. İnsanın aklına iş... öyle geliyor ilk başta ama şöyle düşün. Bir kere Milli Eğitim Bakanlığı belli yerlerde artık yeni nesil sorularda başta bir bilgi veriyor değil mi? Bu başta bilgi aslında bize çok güzel bir ipucu olacak. Bu başta bilgide de hani şöyle bir şey var. Bize bir harita veriyor aslında. Bilgi dağarcığı veriyor. Sonrasında bununla ilgili yapmamız gereken şeyi söylüyor. Buna göre paragrafta verilen bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki sonuçlar hangisine varılabilir demiş. Paragrafta verilen bilgiler hadi bakalım okumaya başlayalım. Sonrasında ışıklara geçeceğiz. Hadi bakalım o zaman ilk başta bilgiler. Ülkemizde başlıca üç büyük iklim çeşidine rastlanır. Bunlar Karadeniz, Karasal ve Akdeniz iklimidir. Doğu Karadeniz bölgemizde yer alan Rize'ye ait sıcaklık ve yağış değişimi grafikte görülür. Grafik okuma burada çok önemli. Yeni nesil sorularda özellikle grafiklere çok odaklanmamız gerekiyor. Hatta sana böyle bir grafiğe birazcık yaklaşırım. Oo, bayağı odaklandınız burada hocam. Burada şuna dikkat et bak Tunguş Aram Bey. Bu milimetre yağış kısmı, yağış kısmını bak ne yapmış? Bu sütunlarla göstermiş aslında. Bir de sıcaklık kısmı, sıcaklığı şu şeyler göstermiş. Bak sıcaklık artıyor dikkat ettiysen. Sıcaklık artıyor, sonra azalmaya başlıyor. Bu Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim baş harfleri. Dolayısıyla Temmuz, Ağustos zaten yaz olduğu için sıcaklık artıyor. Dikkat etsen yağışlarsa yaza doğru azalmışken sonrasında sıcaklık azalmaya başladıkça yağış da artmaya başlıyor gibi yorum yapabiliriz. Ha, bu önemli mi desen? Hayır, grafik okumayı ben sana hatırlatmak için bunu gösterdim. Şimdi bakalım. Grafikte görüldüğü gibi Karadeniz iklimi etkileri görüldüğün Rize'de en çok kullanılan yapı malzemesi taş ve ahşaptır. Tamam eyvallah, taş ve ahşap. Bu nedenle kullanılan yapım tekniklerini de bu malzemeler birleşmiştir, belirlemiştir pardon. Bu malzemelerle yapılan ahşap evler çekirdek gibidir. Burada şekildeki ahşap evi vermiştir. Buna göre paragrafın hangisine varılabilir demiş zaten bize söylemiştir. Günlük gözlemlenen atmosfer olayları yerleşim yerlerindeki yapıları etkiler demiş. Şimdi günlük gözlemlenen atmosfer olayları değil de dikkat etsen Karadeniz ikliminin etkilerinin görüldüğü demiş. İklim neydi? Günlük değildi Tomuş herhalde benim. İklim bir ömür boyu yaşadı. Uzun dönemler boyunca gözlemlendi. O yüzden burada bir hata yapmış günlük gözlemlenenle değil. Baksana bir sene gözlemlemiş Ocak Şubat demiş. İklim konut yapısını, tipini, şeklini ve eklentilerini etkileyen en önemli unsurlardandır. Bu olabilir. Neden diyeceksin? Çünkü konut yapısı göstermiş bize bir tane. Ve iklim de uzun dönemler boyunca ölçümler yapıp grafiklere analiz yapmış. Bu olabilir. Meteorolojiden alınan günlük veriler ile bir bölgenin konut yapısı belirli. Hay meteoroloji kısa dönemli hava tahminiydi, hava olayıydı. Meteorologlar günlük hava olaylarına ait bilgileri inşaat mühendisleriyle paylaşacak bölgenin iklimi hakkında. Ve inşaat mühendislerinin iklimle hiçbir alakası yok. İklim dediğimiz şey genel bir şey yaparsın. Ona göre de ne yaparsın aslında genel bir yöntem çizdikten sonra yani bilgiyi aldıktan sonra ona göre ev tipi çizersin. Dolayısıyla cevabımızın Bursa olduğuna eminiz diyoruz. Geldik bir tane daha Bordo belirsin. Daha uzun, daha zor hocam. Hiç sorun değil. Böyle soruları görünce hiç korkmamıza gerek yok. Çok ben fazla bilgi. Hocam, hayır, çok fazla bilgi vermiş ki. Hani matematik sorularında bazen çok böyle karışık kurgular yapabiliyorlar. Kendileri bile kafası karışıyor gerçekten de. Hoca bile çözemiyor. Ama burada şunu unutmayalım. Bu tarz fen sorularında böyle karışık kurgular olmuyor hiçbir zaman. Uzun soruda daha fazla bilgi alıyor ama birazcık boş bilgiler de olabiliyor. O yüzden dikkatli olacağız. Kısa yollarını kovalayacağız bu soruların. Mesela buna göre verilen bilgiler hangisi meteorolojik balonlar ile ulaşılabilir demiş. Şimdi ben sana şöyle söyleyeyim. Meteorolojik balon neyle uğraşır Tomuş abi? Bak bunu hiç okumayacağım bile. Evet söyle bakayım. Çocukların eğlenmesi için balon satar. Hayır, meteorolojik balon dediğim şey meteoroloji ile alakalı değil mi? Meteoroloji neydi? Hemen söyleyelim bakalım Tomuş Hocam. İklim. Hayır. Hava durumu. Hava durumu, hava olaylarıydı. İklim başka bir şey. Klimatolojiydi o. Şimdi meteoroloji demiş ya.
Meteorolojik balon demiş. O zaman meteorolojiyle hava olayla alakalı bir şey. Sahra çölü genellikle yılda ortalama 25 ile 200 milimetre. Ya kardeşim yılda ortalama diyorsun. Genel uzun bir dönemde ölçümleme yapmışsın. Bu iklimdir yahu. O zaman meteoroloji balonuyla hiçbir alakası yoktur. Bak hiç daha soruyu okumadan sana yöntem göstermeye çalışıyorum. Kocaeli'nde sabah saatinde beklenen gök gürültüsü sağanak yağışları öğleden sonra başlıyor. İşte bu meteorolojidir. Çünkü sabah saatlerinde gözlemlemiş, gök gürültüsü, sağanak yağış. Bundan sonra yani kısa dönemde hemen meteorolojiyle alakalı bir bilgi. Bugün Ege bölgesinde kuvvetli sıcak hava dalgası ulaşması bekleniyor. Sıcaklık artacak. Bugün demiş. Bak kısa dönem. Cevabımızın 2 ve 3 olduğunu çat diye söyleyebilirsin. Yani hangileri ulaşabilir? Meteorolojik bağlamda meteoroloji bilgilerine ulaşabilir. Bunun iklim bilgisi olduğunu zaten gözüküyor. Zaten şuradaki bilgileri hiç okumadan bir daha yapabileceğin sorular gelebilir. Ha ama ben olsam gerçek gireceğim sınavda hızlı okuma yeteneğim varsa bunları da okurum. Gönlümü tam tatmin ederim. Nasıl mesela? Meteorologlar hava olaylarının dünya üzerindeki yaşamı nasıl etkilediğini şekilde verilen meteoroloji balonlarını kullanarak açıklayabilirler. Türkiye'nin farklı noktalarında gökyüzüne salınan meteoroloji balonları atmosferin her bir katmanında sıcaklık, nem, basınç ve rüzgarın hızını yönüne ilişkide verileri anlık olarak tahmin merkezlerine bildirerek hava tahmini oluşturulmasında önemli rol oynuyor. Bak burada laf kalabalığı yapmış. Tamam çok güzel bilgiler veriyorsun ama böyle gerçek yaşamda böyle bir makale gibi yazaraktan falan filan birazcık uzatıyorsun. Tabii uzatmasının sebebi ne biliyor musun hocam? Nedir hocam? Okuduğunu anlayan bireyler yetiştirebilmek. Aslında hani sen kitap okumuyorsun ya normal hayatında. Bazen belki okuyorsundur bilmiyorum ama hani genellikle Türkiye kitap okumuyor ne yazık ki. İşte bunu okumuyor bari o zaman sınavda verelim kitap okutalım demişler aslında. Meteorolojik amaçlı balonlar yardımıyla taşınan radyo sonde cihazı ile yayılan radyo dalgaları aracılığıyla herhangi bir yer alıcı istasyonunda basınç, sıcaklık, nem değerlerini otomatik olarak gönderebilir. Aynı şeyden bahsetmiş dikkat etsen. Bırakıldıktan bir süre sonra yerden yaklaşık 35 kilometre uzaklaşmış olan balon basınç farklılığı nedeniyle patlıyor. Balonun üzerinde verileri merkeze yollayan yaklaşık 150 gramlık cihaz ise üzerindeki mini paraşüt sayesinde yeryüzüne yumuşak bir iniş yapıyor. Yani ne kadar uzatmışsın bu söylediğin şeylerle bunların bir bağlantısı var mı desen sadece ilk cümleler birkaç cümleler. Dolayısıyla biz burada uyanık olacağız. Bu şeyleri hani çok fazla hani tabii ki okuyacağız çok dikkat edeceğiz ama hangisinin değerli, hangisinin değerli olmadığını, hangisinin bizim işimize o soruda yarayıp yaramayacağını iyi ayıklayabilmemiz gerekiyor. Ben sana söyleyeyim. Bunun hiçbir yararının olmadığını meteoroloji bilgisi bilen bir insan çok rahatlıkla yapabilir. Mesela şu çok önemli bir cümleydi. Sıcaklık, nem, basınç, rüzgarın hızı yönüne ilişkin veriler. Dikkat ettiysen gök gürültüsü sağanak yağış öğleden sonra başlayacak. Ya işte bu işte nem, yağış demek aslında yeryüzüne. Ne diyor burada? Kuvvetli sıcak hava dalgası bekleniyor. Sıcaklık artacak. Al işte sıcaklık burada. Yani buradan da yakalayabilirsin bunları. Hiç merak etme diyorum. Ama bunun iklimi olduğunu ayırt edilmemen gerekiyordu. Cevabımız Ceyhan olduğunu söyleyebiliriz. Hadi bakalım şimdi seninle beraber DNA konusuna bir bakalım. O zaman hemen DNA konusuna büyük resmimize geçelim. Oradan soru analizimizi yapalım. DNA ve genetik kodda neler var? Gel seninle beraber bakalım. Hocam kaç soru çıkıyor onu söyleyeyim bana. Evlen hemen söyleyeceğim merak etme. 2 veya 3 soru minimum geliyor bir kere DNA ve genetik koddan. DNA'nın yapısı ve işlenmesi. Aynı zamanda kalıtım, mutasyon ve modifikasyon, adaptasyon ve biyoteknoloji konularından soru gelebilir. Dolayısıyla biz buradaki konuları ağırlıklarına göre yani sınavda çıkma ihtimallerine göre numaralar verirsek DNA'nın yapısı ve işlenmesi birazcık daha hani böyle birazcık anlama soruları içerisinde geliyor. Buna 3 diyorum ama kalıtımdan %100 soru geliyor. Kalıtımı hiç kaçırmıyorlar. Görüyorsunuz da Mendel Hazretleri'ni de buraya koymuşlar böyle bezelyelerin arasında gerçekten de çok büyük buluşlar yapmışlar. Papazdı gerçekten kendisi. Mutasyon ve modifikasyona çok önem veriyorlar ama adaptasyon daha kritik bir konu. O yüzden mutasyon ve modifikasyon tamam önemli ama adaptasyonu çok seviyor sınav komisyonu ve bununla alakalı soruları da senelerdir eskiden beri yönlendiriyorlar. Biyoteknolojiden tek başına soru gelmesinden ziyade hani birbirleriyle karmaşık sorular getirebiliyorlar. Dolayısıyla bizim kalıtıma çok odaklanmamız burada çok önemli. Aynı zamanda adaptasyon, mutasyon, modifikasyon konuları bizim için çok kritik olacak diyoruz. Gel seninle beraber o zaman konumuza geçelim ve konuyu tam böyle hızlı konu özetleri ve yeni nesil sorularla işlemiş olalım. Bekle bizi Mendel, geliyoruz.
DNA'nın yapısı, işlenmesi, kalıtım, mutasyon, modifikasyon, adaptasyon ve biyoteknoloji. Bunlar başlıklarımız. Gel seninle beraber bunları işlemeye başlayalım. Bir kere DNA ve genetik konu ötesinde kavramları bilmemiz gerekiyor. Neydi? Kedi geni demiştik değil mi Tomcu Ramey? Evet hocam. Neden kedi geni demiştik? Kromozom en baştaydı. Sonrasında DNA, sonrasında gen, sonrasında da nükleotit vardı hatırlıyorsan. En küçüğü nükleotitti. Kromozom hepsinden daha büyüktü. Sonra bunun içinde DNA'lar vardı. Bu bir DNA. Sonra bunun içinde parçalarına gen diyorduk. Mesela göz rengini belirleyen gen mesela. Aynı zamanda onun arkasında da genin içinde, yani DNA'nın aslında yapı taşlarını oluşturan nükleotitler vardı. Nükleotitler de şu şekildeydi. Fosfat, şeker ve bazdan oluşuyordu Tomuç Ölen Bey. Bazların çeşitleri adenin, timin, guanin ve sitozindi. Ve adeninle timin karşı karşıya gelip guanin ve sitozin karşı karşıya. O yüzden nasıl ezberlemiştik? At Galatasaray. Sabri vuruyor ve taş. Harika. Falcao. Falcao'nun pasında Sabri. Falcao tam bir fiyasko diyoruz gerçekten de nasıl olduysa. Fiyasko. Evet, aynı zamanda bak göz rengi belirleyen gene baktığımız zaman bak bunun gözüyle bunun gözünün, gerçi her şeyleri farklı ama farklı olmasının asıl sebebi ne Allah'ını seversen? İşte buradaki dizilimlerinin farklı olması. Buradaki dizilim bak farklı olduğu için bak şununla şu aynı mı Tomuç Ölen Bey? Hayır aynı değil. Dizilimleri farklı. Dizilimleri farklı olduğu için de ne oluyor? Tabii ki bunların genetikleri de, yani özellikleri de farklı oluyor diyebiliriz. DNA ve genetik kodda tabii DNA'nın eşlenmesi konusu da var. DNA'nın eşlenmesinden soru şu ana kadar çok fazla gelmedi. Ama hani şöyle oluyor. Sen eğer büyümek, gelişmek, yavrularına genlerini aktarmak istiyorsan DNA'nın aynısından klonluyorsun. Aynı mesela bir şeyin copy paste yapılması gibi. Kopyala yapıştır vardı ya. Aynı onun yapılması gibi iki tane DNA oluşturuyorsun diyoruz. Peki çaprazlama dediğimiz şey en önemli kısım. Yani sınavda %100 artık şaka yapmıyorum yani. %100 sorunun geleceği kısım çaprazlama. Çünkü her sene sordular. Bu sene de soracaklar. Yani hani her sene UEFA şampiyonlar şampiyonu kim oldu mesela sallıyorum. Real Madrid. O zaman bu sene de olacak gibi böyle bir istatistik var artık. Her sene sordular. Yapacak bir şey yok. Şimdi bir kere burada Mendel aslında Mendel kalıtımın babası olarak biliniyor. Mendel kalıtımın annesi kim hocam? Kalıtımın annesi bezelyeler Tomuç abi. Mendel bezelyelerle garip grup deneyler yapmış ve sonuçta da gerçekten matematiksel hesaplara bulmuş. Bu çaprazlama dediğimiz şey aslında çiftleştirme bu arada, onu söylemek istiyorum. Mesela Tomuç Ölen Bey, biz bir kere genotip ve fenotipin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Genotip gen yapısı, fenotip ise dış görünüş. Hani ay bu çocuk çok fena tipmiş falan filan dersin. Oo. Ya Tomuç abi. Aynı onun gibi fena tipten aklına gelsin dış görünüşe göre. Ama gel seninle bir çocukla tanış bakayım. Gel onun bir kalbi temiz. Aynen, gen haritasına bak bakayım. Tam evlenecek onun, ahlaklı çocuk. Hayır, ne alakası var? Nereden çıktı da evlenecek? Gen yapısına bak şunun bakayım. İşte o zaman da genotip oluyor. Işıklara da yardım eder. Saf döl baskın dediğimiz, melez dediğimiz, saf döl çekinik dediğimiz üç farklı genotip yapısı var. Şimdi saf döl baskın dediğimiz, bir kere Tomuç Ölen, baskın karakterler büyük harflerle gösterirler. Bu çok önemli bir şey. Çekiniklerse küçük harflerle gösterilir. Aynı benim şu anda küçük harflerle konuştuğum gibi. Baskınlar daha büyük harflerle gösterilirlerken çekinikler küçük harflerle gösterilirler. Küçük harflerle konuşurlar. Dolayısıyla Tomuş abim, çekinikler saf döl olunca ikisi de aynı küçük küçük oluyor. Saf döl baskın olunca ikisi de büyük büyük oluyor Tomuş abim. Melez olunca ne oluyor? İkisi karma oluyor. Ama şöyle söyleyeyim sana. Baskın çekiniği ne yapar Tomuç Ölen? Ezer. Harikasın, gerçekten çok zekisin. Dolayısıyla baskın çekiniği eziyor, geçiyor ve dolayısıyla baskın eğer sarıysa, ki burada sarı dikkat ettiysen, bak bu büyük A büyük A sarıymış, küçük A küçük A yeşilmiş. Baskın sarıymış demek ki sarı yeşili eziyor ve sarı oluyor. Yani fenotipte etkisini gösteren her zaman baskın gendir diyoruz. Ve bir özellik iki gen tarafından kontrol edilir. Bunlara alel genler diyoruz Tomuç Ölen Bey. Biri anneden geliyor, biri babadan geliyor ve sen oluyorsun. Bir anneden geldi, biri babandan geldi ve sen oldun. Sen melezsin mesela diyelim. Mesela bir anneden biri sen bu olsun mesela. Mesela anne bu olsun, baba bu olsun. Anne genellikle şöyle gösterir bu arada, şöyle gösterir. Baba da böyle gösterir. Ok işareti, bu erkeğin ok işaretidir. Bu da kadının işaretidir. Yani cinsiyet gösteriminde genellikle bilimde bunlar kullanılır Tomuç Ölen. Hatta tuvaletlerde de bazen bunları kullanabiliyorlar. Geldik mesela küçük A küçük A. Neydi bu? Saf döl çekinik. Saf döl çekinikti, pardon yanlış söyledim. Hemen bunu söyleyeyim.
Baskındı. Baskındı. Çünkü hem baskın hem pardon melezdi, özür dilerim. Çünkü bu karmaydı aslında. Yani büyük A küçük A vardı. Şimdi bunlar çiftleştiği zaman karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Yani ben bunları nasıl çiftleştireceğim? Ya? Nereden çıkardım? O zaman şöyle diyeceksin bak. Şöyle bir tane sos karesi gibi bir şey yapacaksın Tunç abi. Çok basit. Bu zımbırtıyı veya şu zımbırtıyı buraya yazıyorsun. Sonra bu zımbırtıyı da alt alta buraya yazıyorsun. Büyük A küçük A, büyük A küçük A alta yazıyorsun. Sonra birleştiriyorsun bunları. Gel senle birleştirelim. Bununla bu birleşti, büyük A küçük A. Bununla bu birleşti, büyük A küçük A. Bununla bu birleşti, küçük A küçük A. Bununla bu birleşti, küçük A küçük A. İşte bunlar küçük A küçük A zaten dikkat ettiysen yeşil olmuş. Bunlarsa büyük A büyük A zaten, büyük A küçük A zaten, yani melez ve sarı olmuş. Dolayısıyla bunların genotip yapısına bakar mısın Tomuş abi? Aa. Bir kere fenotip yapısını söyleyeyim ben sana. %50 sarı, %50 yeşil. Değil mi Tomuş abi? Evet hocam. Yarısı sarı, yarısı yeşil. Bu 4 tane çocuk yavrunun. Peki bunların fenotip yapısını söyler misin bana? Bak bunlar... Pardon, bunlar fenotip yapısıydı, özür dilerim. Bir de genotip yapısını söyleyelim Tonguç Eren Bey'im. Sonra çok güzel bak, gerçekten sınava çıkacak şeyi söylüyorum. Bunlar %50 melez, %50 safdöl ve çekinik oluyor, değil mi Tonguç Eren? Bak bunlar safdöl, çekinik, küçük A küçük A. İşte bunları ayırt etmeyi bilebilmemiz gerekiyor. Çapraz zamanın çiftleştirme olduğunu ve bu şekilde rahatlıkla yapılabildiğini gözlemlememiz gerekiyor. Mutasyon nedir peki, biliyor musun? Mutasyon yeni bir müzik tekrarlarımıza devam ediyoruz. Mutasyon saçmalama, mutasyon evladım. Canlının genetik yapısında meydana gelen, yani genlerinin yapısında meydana gelen değişimler. Çok garip grup mutasyonlar var. Çift başlı kaplumbağa mesela. Birbirine yapışık patlıcanlar ve bunların ortaya çıkmasına sebep olan şeylerse atom bombası, X ışınları, işte kimyasal atıklar, bunlar aslında mutasyonlara yol açıyor. Yani kötü değişimlere yol açıyor. Bunların mutasyonların çoğu bu arada hani zararlı bir etkiye sahip. DNA dizilimi değişiyor canlıların. Canlının DNA dizilimi değişince Tomuş Eren Bey'im ne olmuş oluyor? Kromozom sayısında da bazen değişiyor. DNA dizilimi ve kromozom sayısı değişince ne oluyor Allah'ını seversen? Canlının yapısı bozuluyor. Canlının yapısı bozulduğu zaman aslında ne oluyor karşımıza? Mutasyon. Garip grup yaratıklar kalıyor. Çift başlı yılan falan, böyle saçma sapan şeyler geliyor. İşte bunlar bazen kalıtsal, bazen kalıtsal olmayabiliyor. Mesela eğer canlının eğer üreme hücrelerinde meydana gelirse kalıtsal oluyor, çocuklara aktarılıyor. Üreme hücrelerinde meydana gelip vücut hücrelerinde meydana geldiyse, mesela şurada olan mutasyon çocuğuma geçmez diyorum. Ama testislerde olursa mutasyon veya yumurtalıkta olursa çocuğa geçer diyebiliriz. Modifikasyonsa genlerin işleyişindeki değişimler sadece dış görünüşte. Dış görünüş değişir, bunu söylemek istiyorum. Yani gen yapısı asla değişmez. Burada gen yapısı değişiyorken burada gen yapısı değişmez. Gen işleyişi değişir. Mesela sen normalde beyaz tenli misin Tomuş abi? Evet hocam. Şimdi güneşe çıktığın zaman ne olursun peki sen? Zenci. Harika. İşte bu bronzlaşma diyoruz. Zenci demiyoruz ya. Bronzlaşma aslında neyden dolayı? Ben 17 saat düzenli olarak güneşin altında kalıyorum. Harika. Bu neden dolayı oluyor? İşte dış etkenlerin, yani dış faktörlerin etkisiyle canlıların görünüşünde meydana gelen değişimler diyebiliriz biz bunlara. Bronzlaşan çocuk mesela. Kas yapan Tonguç mesela. Kraliçe arı nasıl oluşuyor biliyor musun? Eğer arı, dişi arı, arı sütüyle beslenirse kraliçe arı oluyor. Normal şeyle beslenirse, besinle beslenirse işçi arı oluyor. İşte bu tamamen beslenmeye bağlı. Dış etkenlerin yol açıyor aslında. Veya işte Himalaya tavşanında burasına buz basarsan tüylerini tıraş edip buradan siyah tüyler çıkıyor. Çünkü soğuk bir ortamda siyah tüyler çıkmaya çıkıyor ve bu tamamen modifikasyon diyebiliriz. Adaptasyonsa sorunun geldiği kısım gerçekten de hani soruların en fazla sormayı sevdikleri. O zaman en önemli kısım burası hocam. En fazla sormayı sevdikleri kısım. Hocam benim için en önemli şey sınavda nereden geldi? Yani işte mutasyon varmış, adaptasyon varmış, yok işte Tonguç mozon varmış, kromozom var. Beni bunlar ilgilen. Ben sınava bakarım hocam. Sınavda iyi notu aldıysam, istediğim hayallerindeki liseye girdiysem eyvallah, o konuyu severim. Yoksa mendili yolda görsem selam vermem. Teşekkür ederim. Yani. Benim de bu su içmem için bir bahane verdin. Tebrik ediyorum size. Adaptasyon aslında adapte olmak demek. Belirli çevre koşullarını yaşama ve üreme şansını arttıran kalıtsal özellikler kazanmayı diyoruz. Bitkilerde adaptasyonlar örnek olarak mutlaka kaktüsü bil. Nilüfer bitkisini de bil. Kaktüste iğne yapraklar, çok ince yapraklar var. Çünkü yapraklar aslında bitkilerde terleme organı. Çok sıcak bir ortamda yaşadıkları için kaktüsler çöl gibi. Onlar
terleyince su kaybetmesinler diye iğne yapraklı bunun yaprakları. Ama nilüfer bitkisinin geniş yapraklı çünkü zaten suyun içinde yaşıyor. Su kayıp kaygısı yok. Veya hayvanlarda adaptasyonu çöl tilkisi var, kutup tilkisi var. Çöl ayısı diyorum. Normal ayı var, boz ayı var, bir de kutup ayısı var. Kutup ayısıyla tanıştım hocam. Geçen hafta beni Instagram'dan ekledi. Ben de kabul ettim arkadaşlar. Aa, harika. Güzel bir arkadaşımız başladı kutup ayısı. Çok güzel. Kutup ayısıyla nerede buluşacaksın bundan sonraki aşamada? Yani sıcak bir ortamda, çölde olabilir. Evet, mesela. Çölde buluşabilirsin inşallah. Şimdi çöl tilkisinin uzuvları daha büyük. Çünkü uzuv dediğimiz şey kulaklar, kuyruk mesela. Bunlar ısı kaybını sağladığı için rahat rahat ferahlasın diye. Ama kutup tilkisinde ısı kaybı çok tehlikeli olduğu için küçük küçük kulakları ve kulakları var diyebiliriz. Aynı zamanda Tonguç Erme beyaz. Neden beyaz? Çünkü kutupta o karların içinde belli olmasın diye falan filan. Canlıların doğada yaşama şartlarına adaptasyon gösteren hayatta kalmasına biz Tonguç Erme benim doğal seçilim diyoruz. Ama buna adapte olamayanların elenmesine, yok olmasına ise aslında hani elenme diyoruz ve bu doğal seçilimin bir parçası. Mesela Tonguç Eren benim. Sen şu tilkiyi kutuba koyarsan ne olur Allah'ını seversen? Bembeyaz karın içine. Herkes görür, hemen herkes avlanır. Görür. Hemen av olur bu. Eğer avlanacak, yemek bulacaksa da hemen onun avı kaçar kendisinden. Çünkü hemen görürler kendini. Kamuflaj olamaz ki. Dolayısıyla bunun gibi problemleri engellemek için işte beyazları orada yaşama şansını sağlıyor. Grileri de kahverengileri de elenip gidiyor. İşte buna doğal seçelim diyoruz. Biyoteknolojinin uygulama alanlarına baktığımız zaman Tonguç'um, zaten hani birçok sektörde, tıp, eczacılık, gıda sektörü, tarım hayvancılık, çevre uygulamalarında birçok yerde karşımıza çıkıyor. Yeni ilaç üretiminde, hormon ve vitamin üretiminde, aşıların üretiminde, aynı zamanda Tonguç'um gıda sektöründe raf ömrü uzun gıdalar, aynı zamanda besin değeri yüksek gıdaların üretiminde, protein barlar falan mesela, işte bunlar biyoteknolojinin, meyveli yoğurt da aynı şekilde. Tarım ve hayvancılıkta kuraklığa dayanıklı bitkilerin üretilmesi, kaliteli et üretimi, çevre uygulamalarında çevre kirliliğini azaltan bakteriler ve bunun gibi birçok şeyde kullanılıyor biyoteknoloji. Ve aynı zamanda bakterilerden yararlanıyor, aşı üretiminde ve ilaç üretiminde çok faydalı. Ve kahvaltı gevreği mesela biyoteknoloji ürünü, daha fazla süt veren hayvanlar. Ve şunu unutmayalım Tonguç Eren Bey'im, genetik mühendisiyle beraber çalışıyorlar. Genetik mühendisi de gen tedavisi yapıyor, işte DNA parmak izini çıkartıyor falan filan gibi bir sürü katkısı da var. Şimdi gel artık seninle beraber, bu ünite bu arada çok uzun bir ünite bu arada. Hani çok uzun bir üniteyi çok kısa sürede tekrar etmiş olduk. Tabii ki yeni nesil beceri temelli soruları seninle beraber çözeceğiz. Şöyle bir soru görünce ne yaparsın Tonguç Eren Bey'im? Hocam bu bir kere soru değil, bu bir roman. Önce bunun yazarını merak ediyorum. Bu romanı kim yazmış diye. Sonra imza gününe katılıp imzalarım yani. Romanı güzel yazmış. Gerçekten roman. Nedir hocam, bir böyle soru mu olur ya? Ya gerçekten bence de öyle. Yeni nesil dediler de bu nesil falan değil hocam. Gelecek nesil yani artık. Evet, bu yeni nesil değil artık, gelecek nesil olmuş yani. Yiyecek nesil romanlara dönüşmüş gerçekten. Parça bir konusu nedir? Özetleyip haftaya geleyim. Şimdi hemen bir şeye bakalım. Yukarıdaki hücre... Bak bunları okumuyorum ilk başta. Bir bakalım. Yukarıdaki hücre çekirdeğinin bulunan kalıtsal materyaller arasında ilişki gösterilmiştir. Tamam yolla. Bak bir, ben bunun ne olduğunu biliyorum değil mi Tonguç Hocam? Kromozom. Tonguç mozom da diyebiliriz bu arada. Mesela şu büyük yapı DNA. Onun altında küçük gen. Ve şuradaki küçücük parça da nükleotit diyebiliriz. Hemen bunu biliyorum zaten. Buna göre DNA parmak izi yöntemiyle ilgili aşağıdaki hangisi önemli demiş. Şimdi olay yeri, birinci üç belge, bunları bilmiyorum ne olduğunu daha, ama bir şıklardan hızlı bir analiz yapalım. Ama doğru mu çıktı, yanlış mı çıktı bilmiyorum ama en azından özgüvenimiz gelsin. Bir, yani kromozom. Sağlıklı insanlara da aynı sayıda olduğu için DNA parmak izinin de kullanılabilir. Kromozom sağlıklı insanlarda 46 tane var. Gerçekten de doğru. DNA bununla ilgili bir şey bilmiyorum. Şu anda yukarıyı okumadım bile. İki, DNA parmak izi uygulama sırasında, yani iki dediğimiz şey gen. DNA parmak izi uygulaması sırasında ilk olarak hücreden ayrılan DNA molekülüdür. Şimdi burada şunu söyleyeyim. Hangisi? DNA molekülü değil ki bu bir kere. Hücreden ayrılan DNA molekülü değil ki. İki, DNA parmak izi gendir aslında. Bu yanlış bir ifade. Bunu attım bile. Bak bir tane şıkkı beledim. Çünkü ikiye DNA molekülü demiş. Hayır, halbuki dört DNA molekülü olmak zorunda. Bütün hepsi olmak zorunda DNA molekülü. İki gen olmak zorunda. Söylemiştik ya. Üç yapısının dizilimi yani
nükleotit yapısının değil mi? DNA parmak izi uygulamasında suçları belirlemek için kullanılabilir. Bilmiyorum, okumadım yukarıyı. Dört yapısının üzerinde taşınan nükleotit çeşitleri tüm canlı türlerinde farklılık gösterir. Bu patlar. Neden patlar Tonguç Eren Bey? Dört DNA'ydı. DNA yapısının üzerinde taşınan nükleotit çeşitleri tüm canlı türlerinde aynıdır. Adenin, timin, guanin ve sitozindir. Dolayısıyla bu yanlış. Oh be, iki tane şık geledim. Oh. Şimdi iki tane şıkka kaldım. Daha rahat kafam. Hemen şu soruyu, şu zımbırtıyı okuyalım ve soruyu çözelim. DNA dizisinde kişiye özgü sıralamaları analiz ederek bir DNA örneğinin kime ait olduğunu belirlemeye yarayan yöntem DNA parmak izi olarak isimlendiriliyor. Bu uygulama sırasında ilk olarak DNA hücreden ayrılarak saf halde elde edilir. Daha sonra zaten bizim muzun DNA'sını çıkardığımız bir deney videomuz da var, onu da izleyebilirsin. Daha sonra DNA molekül ölçeğinde bir makas gibi görev yapan enzimler aracılığıyla DNA molekülü farklı noktalardan kesilerek farklı uzunluklarda DNA parçaları elde edilir. Vay be, helal olsun. DNA parçaları birbirinden ayrıldıktan sonra farklı yöntemlerle görüntülenebilir. Örneğin DNA'ya bağlanabilen floresan boyaları kullanılarak işaretlenir. Ki zaten burada galiba. Bu sayede ayrılan DNA parçaları nükleotit dizinleri mor ötesi ışık altında kısa çizgiler ya da bantlar halinde görünebilir. Ha, çok dikkat et. Nükleotit dizilimleri demiş. Sonra demiş ki özgü sıralamaları, kişiye özgü sıralamaları kime ait olduğunu belirlemeye yalnızca DNA parmak izi. Ha ya, üç yapısının yani nükleotit yapısının DNA parmak izi uygulaması sırasında suçları belirlemek için kullanılır. Bak, dizilimi demiş, dikkat ettin mi? Bu olabilir, bayağı büyük bir şans. Bir sağlıklı insan aynı sayıda olduğu için DNA... Bununla ilgili hiçbir şey değinmemiş ki. Nereden çıktı kromozom sayısıyla alakalı bir şey? Böyle bir şey yok, kusura bakma. O yüzden cevabın C olduğunu iki saniyede bulabiliyorum. Zaten iki tane şıkkı elemiştim bile, kafam rahattı. Süper bir şekilde soruyu yapmış olduk Tonguç Eren Bey. O yüzden hiç endişe etmeden yeni sorularla. O zaman ödülü sorumuzu yap, yorumlara yolla. Hadi bakalım, başarılı devam edelim. Sağ olun hocam.